mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok lezzetli ve doyurucu aynı zamanda da çok pratik bir tarifim var. Gözleme hazırlayacağız ama hazır yufka kullanmadan çayınız demlenene kadar gözlemeleriniz hazır. Nasıl mı? Mayasız hamurdan hazırlayacağız ama çok da lezzetli oluyor gerçekten. İçerisine isterseniz kıyma, kaşar, patates sevmiş olduğunuz tatlarla bunu lezzetlendirebiliyorsunuz. Evet hemen bu güzelliğin yapımına geçmek istiyorum. Yoğurma kabımıza 9 su bardağı un alıyoruz. Ve üzerine de 2 tatlı kaşığı tuz döküp kaşık ile karıştıralım. Un ve tuz güzelce armağanlansın. Hemen ardından 2 yemek kaşığı zeytinyağını gezdirelim. Ve suyu yavaş yavaş dökerek yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuzu yoğururken 3,5 su bardağı su kullandım ama lütfen 3 su bardağından sonrasını kontrolü dökelim. Un uzun kıvamına kalitesine göre az da olsa değişebilir. Evet hamurumuz toparlandı. Kıvamı ise ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Bu kadar yoğurmak yeterli mi? Tabii ki hayır. Hemen masamın üzerine biraz un serpip yoğurmuş olduğum hamuru üzerine bırakacağım ve yaklaşık olarak bir 5-6 dakika daha yoğurup böyle iyice kıvamlı bir hamur olmasını sağlayacağım. Bu aşaması çok önemli arkadaşlar. Çünkü ne kadar çok yoğurursanız inanın o kadar kaliteli bir hamur elde etmiş olacağız evet hamurumuzu toparladık şimdi hamur sıyırma aletiyle bakın ortadan ikiye bölüyoruz ve daha sonra bezeleme işlemine geçeceğiz bezeleri keserken size tavsiyem kullanacağınız tava yani gözlemeyi hangi tavada pişirecekseniz ebatını ona göre ayarlamanız benimki 30 santim kadardı ee, yaklaşık olarak şöyle diyeyim size küçük bir mandalina boyutunda aldım tüm bezilerimi. Sizler de kendi tavanıza göre bunu ayarlayabilirsiniz. Kesmiş olduğumuz hamur parçalarını tek tek yuvarlıyoruz. Yuvarlamış olduğumuz bezeleri un serpmiş olduğumuz hemen tepsimize alalım. Kaç bezemiz var derseniz toplamda 30 tane bezemiz oldu. Bayağı miktarda gözlememiz olacak. Bezelerin üzerinin kurumaması için isterseniz tepsiyi bir poşete geçirin veya benim yapmış olduğum gibi üzerini örtebilirsiniz. Evet bezeleme işleminin hemen ardından iç harcını hazırlayalım. Gözlemelerimin bir kısmını patatesli bir kısmını ise peynirli olarak hazırlayacağım. Şimdi elimde haşlanmış olduğum patateslerim var. Püre haline getirdim. Üzerine tuz ve baharatları ekleyip güzelce karıştırıyorum. Baharat olarak karabiber ve pul biber kullandım ama varsa sevmiş olduğunuz başka baharatlar onlarla da tabii ki tatlandırabilirsiniz. İç harcımız da hazır. Şimdi bezeleri açmaya başlayacağız teker teker. Bezenin altını ve üstünü un serpip oklava ile açıyoruz. Bezemizi ince açmaya özen gösterelim. Eğer kalın olursa istemez gözlemeler de lezzetsiz olur. Evet fazla un ile de açmamaya dikkat edelim ki tavada pişirirken yanmasın ama oldu ki ununuz fazla geldi. Yapacağınız şey hamur açtıktan sonra bakın şimdi göstereyim size. Sağ elimden sol elime vererekten hamuru çırpıyorum. Böylece varsa fazla unu gitmiş oluyor. Şimdi iç harcını yerleştiriyoruz. Bakın uç kısmından tam orta kısmına kadar hazırlamış olduğum harcı yayıyorum. Aslında gözlemimizi bu şekilde kapatabiliriz ama üzerine biraz da rendelenmiş kaşar serpiştiriyorum. Lezzetini artırmak için. Şimdi kapatalım. Pişerken içindeki iç harcın çıkmaması için parmak uçlarımızla bakın kenar kısımlarını iyice bastırıyoruz. Bu işlemi çatar ile de yapabilirsiniz. Evet gözlemimiz hazır hemen size ikinci kapanış şeklinde göstereyim. Evet ikinci gözlemi şeklinde ise bayağı büyük bir gözleme elde etmiş olacağız. Ama bize iki tane yufka gerekiyor bunun için. İki tane yufka açtık İç harcını yerleştirelim tüm kısmına yani yufkanın her tarafına gelecek şekilde Harcımızı yayıyoruz. Patates üzerine yine rendelenmiş kaşardan serpelim. Ben patates lac kullandım ama arzu ederseniz peynirli, ıspanaklı, sucuklu, sade kaşarlı, pırasalı veya sade tereyağlı olarak hazırlayabilirsiniz. Harcın üzerine ikinci açmış olduğumuz yufka ile örtüyoruz. Ve kenar kısımlarını yine parmak uçlarımıza bastırarak iyice sıklaştıralım ki harcımız içerisinden taşmasın pişme sırasında. Geri kalan bezeleri de yine aynı şekilde açıyoruz. İsterseniz yarım ay isterseniz de göstermiş olduğum bu şekilde de kapatıp gözlemelerinizi hazırlayabilirsiniz. Hazır olan gözlemelerimizi artık pişirebiliriz. Gözlememizi yerleştirmeden önce tavayı ısıtalım. En büyük gözle pişireceğim yalnız orta derecesinde. Eğer hani harlı bir ateşte pişirmeye kalkarsanız çok çabuk bir şekilde gözlemeleriniz pişer ama içi ise çiğ kalmış olur. Arkalı önlü bir şekilde pişiriyoruz. Pişme sırasında çok güzel kabarıyor. Bu da hamurun güzel yoğrulmuş olmasıyla alakalı arkadaşlar. Bir de kıvamı çok önemli demiştim size. Ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Bakın böyle kenarlarını spatula ile bastırdım. Bunu yapmamın nedeni ise kenar kısımlarının da iyice pişmesini sağlamak için. Evet gözlemimiz artık hazır. Tavadan almadan önce arkalı önlü tereyağı süreceğim. Önce üst yüzeyini sürüyorum. Daha sonra ise ters çevirip hemen alt kısmına süreceğiz. İsterseniz tereyağı ile yağlama işlemini tavadan aldıktan sonra da yapabilirsiniz. Tüm gözlerimiz pişene kadar sıcak kalması için de temiz bir sofra bezinin içerisine alacağım. Her gözlemin veya 2-3 gözlemenin ardından tavanızı silmenizi tavsiye ederim. Hani hem dökülen yağları hem de varsa un kalıntısı onları gidirebilme için. Evet balon gibi gözlemelerim hazır. Tüm gözlemeleri bakın aynı şekilde pişiriyoruz. ister ara öğün ister ana öğün olaraktan tüketebilirsiniz. Yanında bol ayran. Eğer sabah kahvaltısı için hazırlayacaksanız tabii ki çayla beraber çok güzel olur. Ve diğer kahvaltılıklarla bol yeşillik, biber, domates yanına yakışır arkadaşlar. Fazla gözlemelerinizi buzdolabı poşetine koyup buzluğa kaldırabilirsiniz. Canınız ne zaman isterse çıkarıp sanki ilk böyle yapmış gibi yiyebilirsiniz e, yemeden önce çıkarıyoruz buzluktan oda sıcaklığına geldikten sonra tavada arkalı önlü olarak e, ısıtacağız veya varsa mikrodalganız mikrodalgada aynı işlemi yapacağız sanki böyle yeni yapmış gibi e, aynı lezzette yiyeceksiniz arkadaşlar Ben sabah değil de öğlen hazırlamıştım. Çocuklarım okuldan geldiğinde sıcak sıcak yesinler diye. Gerçekten büyük bir keyifle yedik. Hepinize tavsiye ederim. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.